8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 2731 Mart olayının bastırılması Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilemiştir? Tartışınız. Cevap, 31 Mart olayından sonra Osmanlı Devleti'nin siyasi, askeri, idari, iktisadi gücü iyice zayıflamıştır. Devlet otoritesinde boşluklar meydana gelmeye başlamıştır. Bu da Osmanlı topraklarında isyanların yaşanmasına neden olmuştur. İsyanları bastıracak güçlerin yetersiz kalmasıyla da toprak kayıplarının yaşanması söz konusu olmuştur. 31 Mart olayı bastırılsa da etkileri çok büyük olarak maddi ve manevi kayıpların yaşanmasına neden olmuştur. Mustafa Kemal'in bu konudaki görüşleri şöyledir. Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça millete dayanan bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız. Bugün mensuplarının çoğu İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyesi olan 3. Ordu esas itibarıyla modern bir ordu sayılamaz. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti halinde milletin bünyesinde kök salsın. Ordu da asli vazifesiyle uğraşsın. Mustafa Kemal'in inkılapçı kişiliğiyle 31 Mart olayının bastırılmasında görev alması arasında nasıl bir bağlantı kurabilirsiniz? Açıklayınız. Cevap, 31 Mart olayı 13 gün süren ayaklanma, 2. Meşrutiyet döneminin en önemli olaylarından biri olarak kabul edilir. Askeri bir isyan olarak ortaya çıkmasına rağmen isyana dahil olan softaların propagandaları sonucu sonradan dini bir hal almıştır. Mustafa Kemal'in inkılapçı, devrimcilik kişiliği sayesinde dini nitelikte olan ayaklanma bastırılmıştır. 8. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.